SporX. Marsilya'da Kerem Aktürkoğlu planı. Kerem Aktürkoğlu parlıyor. Galatasaray'daki yükselen performansıyla büyülemeye devam eden 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezonun başında 3. ligden gelmiş olmasına rağmen Avrupa kulüplerini etkilemeyi başardı. Önce Galatasaray, sonra milli takım. Önce Galatasaray'da ilk 11'e girmeyi başaran Kerem, kısa süre içerisinde de milli takımın ilk 11'ine adını yazdırdı. Avrupa'nın radarında. Bu sezon Fatih Terim'in yeni Galatasaray'ında en büyük kozu olan Kerem Aktürkoğlu birçok Avrupa takımının radarında bulunuyor. Marsilya'nın kafası karıştı. Sezon başında Roma'dan Cengiz Ünder'i kiralayan Marsilya, milli oyuncunun sözleşmesine 12 milyon euro satın alma opsiyonu koydurdu. Ancak Avrupa Ligi'ndeki maçlar Fransız yetkililerin kafasını karıştırdı. Kerem'e hayran kaldılar. Galatasaray deplasmanı için İstanbul'a gelen Marsilya cephesi, 4-2 kaybettikleri maçta Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı. Cengiz yerine Kerem. Lyon ve Nantes'in ardından Kerem'i transfer listesine alan Marsilya, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip edecek. Fransız ekibinde sezon sonunda Cengiz yerine Kerem'e yatırım yapılması yönünde görüşmeler dile getirilmeye başlandı. 6 gol 5 asist. Galatasaray'da 2021-2022 sezonunda şu ana kadar 24 resmi maça çıkan genç oyuncu, 6 gol ve 5 asistle oynadı. Milli takımda 3 gol, A milli futbol takımında ise 8 maça çıkan Kerem, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetmeyi başardı. Sabah Fanatik Galatasaray'da hedef ligde yeni galibiyet serisi başlatmak. Derbide aldığı yarayı Avrupa zaferiyle iyileştiren Galatasaray, target eşittir, alt çizgi self, style eşittir, texti decoration, underline, font weight, bold, büyüktür Galatasaray, Süper Lig'de Malatya deplasmanıyla yeni bir seriye başlamayı hedefliyor. Sport Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Öznur Kablo yeni Malatya Spor'un konuğu olacak. Yeni Malatya Stadyumunda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan bilir ve Samet Çavuş üstlenecek. Geçtiğimiz hafta derbi maçta sahasında Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, Perşembe günü Marsilya'yı sahasında 4 golle geçerek büyük bir moral bulmuştu. Avrupa zaferinin ardından hız kesmeden çalışmalara başlayan Sarı Kırmızılılar'da, hedef hem zirve yıl açılan puan farkını eritmek hem de yeni bir galibiyet serisi oluşturmak. Terim cezalı. Galatasaray'ın Öznur Kablo yeni Malatya Spor'a konuk olacağı mücadelede Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, cezası dolayısıyla yedek kulübesinde olamayacak. Ligin 13. haftasında oynanan derbi mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı kart görerek ihraç edilen Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ile cezalandırılmıştı. Tecrübeli teknik adam, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3, tedbire uymama eylemi nedeniyle ise 2 maç ceza aldı. Çift sarı karttan, kırmızı kart görmesi nedeniyle de bir maç daha cezası olan Terim, 6 müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin ilk yarısının son 6 haftasında Yeni Malatya Spor, Altay, Sivas Spor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalya Spor ile oynanacak karşılaşmalarda takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynayacağı mücadelede takımının başında sahaya çıkabilecek. Moraller yüksek. Kışa girilirken Florya'da adeta bir bahar havası oluştu. Teknik heyet ve futbolcuların morali Avrupa galibiyetiyle üst düzeye çıktı. Takımda üst üste oynanan maçlardan sonra yorgunluk söz konusu dahi edilmiyor. Diyan çok mutlu. Galatasaray'da Marsilya maçına ilk 11'de başlayan ve başarılı bir performans sergileyen Mebaye Diyan özgüven tazeledi. Uzun süre sonra 90 dakika sahada kalan Senegalli golcü, Marsilya karşısında golle buluşamasa da oynadığı istekli futbolla teknik heyet ve taraftarın büyük beğenisini kazandı. Sarı kırmızılı taraftarların da büyük destek verdiği tecrübeli forvet, golleriyle camiayı coşturmayı hedefliyor. Morutan maça hazır. Sarı kırmızılı ekipte, Rumen orta saha Olimpiyum Morutan, maça hazır. Marsilya karşılaşmasının 51. dakikasında vatandaşı Aleksandru Cicldown'un yerine oyuna dahil olan Morutan, yeni Malatya Spor deplasmanında ilk 11'de başlamayı bekliyor. Rumen Yıldız, artık Süper Lig'e tamamen adapte olduğunu hocalarına da bildirirken performansını daha da artırmayı amaçlıyor. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.